ruhuyla çok ilgili. Rüya ve Maskeler diye bir dans grubu var, modern dans grubu. Omurilik Felçlileri Derneği bünyesinde faaliyet gösteriyorlar. Birazdan onlar bize minik bir şov yapacaklar ve ilk izlediğimde ben böyle tüylerim diken diken olmuştu. Çok gururlanmıştım. Çok duygulanmıştım. Eminim aynı hisleri sizler de yaşayacaksınız. Minicik bir reklam arasından sonra lütfen bu ekranların karşısında olun.
Merhabalar. Çok teşekkür ediyoruz. Büyük sürpriz oldu. Bizim çok teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Merhabalar. Nasılsınız? Türkiye Omurilik Felçleri Derneği olarak bize bu imkanı verdiğiniz için çok teşekkürler. Rüya ve Maskeler isimli oyunumuz hız kesmeden devam ediyor. Her hafta... Nerede izleyebiliriz? Nerede izleyebiliriz? Bu Perşembe günü Kartal Kültür Merkezi'nde olacağız. Herkes izleyebilir, herkes gelebilir. Türkiye Omurilik Felçleri Derneği adına size bir ödül vermek istiyoruz. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Zaten geçen ayda beni çok onurlandırdılar. Özel gecemizde sevgili başkanımız Ramazan Başı da ayrıca özel bir programda burada konuk edeceğiz kendisini. O nedenle kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Çok kısa bir şey Acun Bey'e söylemek istiyorum. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi'nde bir galamız olacak. Galamıza gelirseniz bizi mutlu edersiniz. Siz de tabii ki. Galamıza kesinlikle orada olacağız. Edersiniz. Ben kendi adıma Acun'la zaten böyle olacağım. Eğer Türkiye'de olursa, evet, program müsait olursa mutlaka gelirler. Çok sağ olun. Normalde canlı müzik eşliğindeydi. Kerim Altınok, Selim Altınok kardeşler seslendiriyor müziklerimizi. Onlar da oradalar zaten. Şu anda biraz geciktiğimiz için malum İstanbul trafiğinden dolayı. Evet, İnşallah bir başka programda çok daha uzun uzun sizleri ağırlamayı arzu ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Geliyorlar galiba. Geliyorlar. Öyle mi? Buyursunlar. Evet. Geliyorlar. Buyursunlar. Onların söylemek istedikleri var. Memnuniyetle. Memnuniyetle. Canımız feda onlara. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben hemen çok kısa oyunla ilgili bilgi vereyim onlar gelirken. Oyunumuz normalde 55 dakika kadar sürüyor. Çok kısa bir bölümünü sunmaya çalıştık sizlere. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Nasılsınız? Şöyle isterseniz sizi de alalım. Şöyle kameralar da kapatmasın. Aha, buyurun. Biraz geri geç. Buyurun. Biraz daha geri. Şöyle alabiliriz sizi. Buyurun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Aslında biz isterdik ki bu müthiş show sizin, değil mi, sazınızla da şenlensin ama İstanbul trafiği hepimizi mağlup ettiği gibi bu sefer de size bir oyun oynamış anladığım kadarıyla. Olsun, bir daha sefer yine hep birlikte oluruz diye düşünüyorum. Evet. Türkiye Omurilik Felçleri Derneği bence ülkemizin en başarılı STK'larından örnek bir STK. Biz de bu derneğin etkinliklerine katılıyoruz. Ben, kardeşim Kerim ve piyanist Linda Kaso ile birlikte maskeler ve Rüya ve Maskeler. Rüya ve Maskelerin müziğini yapıyoruz. O kadar büyük bir heyecanla çalışıyoruz ki en yakın oyunumuzda, belki de sizlerle söylediniz bilmiyorum ama iki gün sonra, yani 20 Mart akşamı yapılacak. Koz Yatağı'nda, alışveriş merkezinin olduğu yerde. Tüm dinleyenlerimizi bekliyoruz. Engellilerle toplumun arasındaki ilişkileri hem sanatsal yönden hem eleştirel bir gözle anlatan muhteşem bir gösteri. Canlı müzik eşliğinde olması ve müziklerle birlikte bu dansın aylarca yapılan provalarla hazırlanması. Bu arada ben hemen belirtmek istiyorum. 5 ortopedik engelli, 1 işitme engelli, 7 engelsiz, toplam 13 dansçıdan oluşuyor. Tansa Türk'te sevgili dostumuz da sanat danışmanlığını üstleniyor. Bu gösteriyi dediğim gibi mutlaka bir başka programda değerli başkanımız Ramazan Baş'la beraber de yine de izletmek istiyorum sevgili seyircilerimize. Ama şimdi bir reklam arasına gitmek zorundayız. Onun için şimdilik sözü sizden almak zorundayım. Buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sizi çok seviyoruz. Sizler teşekkür ederiz. Sevgili Acun, ne diyorsun? Bu engelli kardeşimiz Zeybek oynadı. Efeydi. Bütün engellere rağmen hayata nasıl efelenir insan onu gösterdi. Zaten hani bu 99 yıllık ruh da bu işte. Atamızda da o yürek vardı. Değil mi? 7 düvel üzerine çullanırken işte bu ufuk kardeşimiz gibilerin yürekleri sayesinde bu vatan kurtuldu. Yani biz de engelleri kaldıralım kampanyası yaptık birkaç kere ve orada şunu gördüm ki hakikaten yeteneksizliğinde de bunu yaşadık. Bazı engelli kardeşlerimiz birçok engellimiz için umut oluyor. Hani ben belki birçok genç arkadaşımız için nasıl umut oluyorsam, engelli kardeşlerimizdeki başarı da engelli kardeşlerimizin umudu oluyor. Onları mutlu ediyor diye düşünüyorum. Hayata yeniden bağlıyor. Toplumsal olarak da çok ciddi bir görev üstleniyorlar ve Allah onlardan razı olsun. Bence de öyle.